İsmim Geylani arkadaşlar. Arapça öğretmeniyim. Selçuk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı mezunuyum. 2017'de mezun oldum. Evet. Dersi inşallah nasip olursa Kitap Arapça diye benim kendi ders notlarımdan oluşan bir kitaptan işleyeceğiz. Evet, bu kitapta neler var? Sarf, nahiv, temel dil becerileri, bazı çeviri kalıpları var. Onun dışında metin tahlilleri var arkadaşlar. İnşallah bu kitapla beraber iyi bir temel atmayı planlıyoruz. Tamamen interaktif yöntemlerle inşallah. Ses yok diyor. Sesim yok mu arkadaşlar? Bana geliyor ses hocam. Neslihan Hmm. Hanım Tamam. belki şey yapabilir ben Evet, onu. tamam. Ders tamamen arkadaşlar interaktif işliyoruz. Yani ben mesela diyelim bir konu biraz anlatıyorum. Sonra hemen öğrenciler üzerinden örnekler çözerek ilerliyoruz. Özellikle metin tahlillerini, cümle okumaları, çevirilerin hepsini zaten öğrencilerden istiyoruz. Tabii gerekli yardımları, yönlendirmeleri yaptıktan sonra. Evet, biz temel Arapçayı göreceğiz inşallah arkadaşlar. Temel Arapça yani önce kelime bazlı konuları işleyeceğiz inşallah. Ondan sonra birazcık daha böyle detaya girerek tamlama ve cümle üzerinde ilerleyeceğiz. Elimden geldiğince kafanızı çok karıştırmadan yani bu işi inşallah yürütmeye çalışacağım. Amacımız nedir? Kısa sürede etkili bir Arapça öğrenmek arkadaşlar. İnşallah yani açıkçası bu konunun altı çok doldurulması gereken bir konu ama oraya çok girmek istemiyorum çünkü uzun sürer. Doğru yöntemleri kullanırsak inşallah bence kısa sürede çok güzel bir özellikle dil bilgisi temeli oluşturabileceğimize inanıyorum. Evet, Kur'an-ı Kerim'i bir nebze de olsa anlamaya çalışmak arkadaşlar. Hepimizin amacı ikinci bir insan olmak. Türkçedeki Arapça kelimeleri çözmek. Değil mi? Yani biliyorsunuz Arapça, Türkçe en fazla yabancı kelime Arapçadan geçmiştir. Bu manada Arapçayı bilmek Türkçeyi de bayağı bir iyi kavramak anlamına geliyor. Evet, ortak Türkçe, Arapça ortak temel kazanımlar üzerinden gideceğiz. Yani açıklamaları Türkçe yapacağız. Kitaptı zaten Türkçe açıklamalar arkadaşlar. Okuma yazmadan da başlayacağız tabii. Genel olarak kursa gelenler okuma yazma biliyorlar fakat yani bilmeyen falan olursa diye hızlıca Türkçe ile karşılaştırmalı çok pratik bir okuma yazma şeyimiz de var, notlarımız da var Allah'ın izniyle hızlıca onu da inşallah sağlayabiliriz. Evet, dil bilgisi çalışması daha çok biliyorsunuz Arapçada dil bilgisi temelde ikiye ayrılır. Sarf ve nahiv. Bu daha çok nahiv kısmı arkadaşlar. Onun için de telaffuz çalışmaları inşallah yapacağız. Mesela aksam-ı seba diye bir konu var. Orada bazı fiillerin telaffuzları birazcık zordur veya uğraştırıcıdır diyelim. Veya işte üç kök harf üzerine eklediğimiz zayt harfleri türettiğimiz bazı türemiş fiiller var. Onlarla ilgili biz dilimizin daha rahat dönmesi için bazı telaffuzlar da yapacağız. Evet, elimizden geldiğince özellikle metin tahlillerinde bol cümle çevirerek, kelime köklerini falan analiz ederek inşallah kelime dağarcığımızı arttırmaya çalışacağız. Kalıp çalışması daha çok sarf arkadaşlar. Arapçada genelde kelimeler üç harflidir. Bunları biz kalıpta yerleştirerek yeni kelimeler türetebiliyoruz. Bunu da özellikle hem metin tahlillerinde analiz ederek inşallah hem de bazı müstakil konularla inşallah elimizden geldiğince kazanmaya çalışacağız. Onun dışında arkadaşlar bazı önemli konuları mesela diyelim ki 3-4 konu işledik. Bunların arasındaki bağları inşallah daha iyi kavramak için böyle konular arası pekiştirmeler de yapacağız. Bunun dışında evet okuması zayıf olan arkadaşları hem hızlandırmak, okumalarını hızlandırmak hem de böyle birazcık dini şey yani müzikler, ilahiler falan inşallah şey yapacağız. Derse bazen başlarken bazen siz evde böyle dinlenirken falan okuyacağınız bazı videolarla inşallah ilahiler falan dinleyeceğiz. Konuşma çalışması arkadaşlar şimdilik kelime bazlı yapacağız. Yani mesela bazı fiiller işleyeceğiz. Bu fiillerin hem Arapçadan Türkçe hem de Türkçeden Arapça böyle işte kronometre eşliğinde falan hızlıca çevrilmesini işleyeceğiz. İnşallah nasip olursa bu kursun ikinci, üçüncü şeylerini açarsak, kurlarını açarsak onlarda da daha
ileri seviye konuşma çalışmaları yapmayı düşünüyoruz inşallah. Sözlük çalışması özellikle bu benim kitabın içeriğini hazırlarken çokça sıralamayı değiştirmeme neden olan bir şey. Ben en kısa sürede nasıl öğrenciyi daha özgür bir hale getiririm? Yani ki tek başına bir öğrenci cümleyi öğretmene ihtiyaç duymadan nasıl en sağlıklı, en güzel şekilde çevirebilir diye arkadaşlar. Kitabın içeriğini, konu dizaynını ona göre yapmaya çalıştım. Bu çok verimli bir çalışma olacak inşallah zaten. Buna yönelik birkaç tane çalışma hazırladım ve hala da hazırlamaya devam ediyorum. İnşallah bu çok verimli bir süreç olacak. Sözlük çalışması bize çok yardımcı olacak. Kelime analizleri daha çok İrab dediğimiz dil bilgisinde, Arapçanın dil bilgisinde karşımıza çıkan işte kelimenin hem sonundaki harf ve hareket değişimleri hem de cümledeki anlamını yapı olarak karşımıza çıktığı bir konu arkadaşlar İrab. İşte inşallah onları da hem cümleler içinde hem de bazı müstakil konularda işlemeye çalışacağız. Evet, ölçme değerlendirme zaten olmazsa olmazımız. En sonunda bir de biliyorsunuz kursu kapatırken sınav olacaksınız. O sınavdan aldığınız puana göre inşallah bu kurstan bir sertifika alma hakkına sahip olacaksınız. Videolarla da Arapça arkadaşlar hem bu kurstan sonra özellikle inşallah bazı çıktılar hazırladım ben. Bu bir videonun bütününün çıktılara nasıl diyelim cümledeki işte videodaki cümlelerin yazılmış halleri. Bunları hem analiz edeceğiz, çeviri yapmaya çalışacağız inşallah ileride. Hem de dil bilgisi olarak bakacağız bu metinlere. Sonra mesela diyelim bir zaman geçtikten sonra o videoları açıp izlediğimizde çok güzel bir tekrar etmiş olacağız. Onun için zaten bu Edurese platformunda arkadaşlar işlediğimiz dersler zaten kayıt altına alınıyor. Onlar da size inşallah şey yapacak, sunulacak. Yani diyelim hastalandınız veya buna benzer bir problem yaşadığınızda inşallah geriye dönüp bu videoları izleyebileceksiniz. Evet, yöntemimiz arkadaşlar iki defa yapacak kitabın ismi. Hem kitap hem defter olacak zaten. Kitap ve defterin kısaltması daha doğrusu. Evet, birkaç dil bilgisi kitap yerine tek kitap işleyeceğiz. Çünkü temel bir kurs arkadaşlar. Onun dışında gerektiği kadar dil bilgisini işlemeye çalışacağız. Çok fazla detaya girip dersi boğmayacağız inşallah. Daha rahat işlemeye çalışacağız. Evet, kitabımız renkli. Gayet ders içeriğine uygun tasarımlar var Allah'ın izniyle. Elimizden geldiğince sıkıcı olmayan bir yöntemle işlemeye çalışacağız. Evet, az bilsen de çok uygula. Zaten dersimiz herhalde en çok interaktif yöntemlerle öğrenciye yaklaşan derslerden birisi arkadaşlar. Yani bir kere öğrenirsek iki kere onu uygulamış olacağız en az Allah'ın izniyle. Yani temelde ikiye ayırabiliriz arkadaşlar kitabı. Gramer ve temel dil becerisi. Yani dil bilgisi, sarf, nahiv, işte yazma, imla, ondan sonra buna benzer konuşma basit seviyede. Bu dil bilgisi ve dil becerileri bunun dışında bir de metin olarak metin çevirileri, metin analizleri gibi genelde iki kısımda inşallah ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar, temel Arapça biliyorsunuz. Belki bazılarınız Kur'an-ı Kerim'i veya dini metinleri anlamak üzere Arapça öğrenmek istiyor. Bazılarınız veya ne bileyim ticaret şey yönelmek istiyor. O yüzden Arapça öğrenmek istiyor veya buna benzer farklı hedeflerimiz olabilir. Ama temelde bizim bir tane temel Arapça veya temel Arapça kitabına ihtiyacımız olacak. Yani bir yerden başlamamız gerekiyor. İnşallah biz de burada devreye giriyoruz. Elimizden geldiğince verimli bir şekilde bunu tamamlamaya çalışacağız. Yani kitabımız olacak. Onun slaytları ile inşallah ders anlatacağım ben. Bu arada bu slaytlar kitaba ne kadar emek vermişsem o kadar da slaytlara emek vermişimdir. Yani sizin anlamanız için daha verimli bir süreç yaşamamız için slaytlar üzerinde de çok emek verdik. İnşallah bunları video olarak kayıt altına alacağız. Beraber işleyeceğiz arkadaşlar bunları. Geç kalksanız veya hastalandığınızda da veya buna benzer problemler yaşadığımızda videolardan da takip edebileceksiniz inşallah. Evet, bunun dışında arkadaşlar kitabımız birazcık daha hani işte fen bilimleri ortaokulda
nedir? Bir derstir. Lise geçince fizik, kimya, biyoloji gibi dallanıyor değil mi? Yani onun gibi Arapçada da bir sürü dal var. Biz de bunların tek kitap olduğu halinde işleyeceğiz. Yani çok fazla dallara budaklara ayrılmadan Arapçanın az ve öz olan dilini inşallah öğrenmeye çalışacağız. Evet, uygulamalı metinlerde öğrendiğimiz bütün dil bilgisi veya benzeri kazanımların inşallah pekiştirildiği çalışmalar olacak. Kitabı nereden temin edebilirim diye arkadaşlar? Kitap yurdundan alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ders hazırlık için sadece KİDEF Arapçayı elde etmeniz yeterli arkadaşlar. İnternet sitelerinden bulabilirsiniz. Özellikle kitap yurdundan daha hızlı gelecektir. Yani olmazsa benimle iletişime bir şekilde geçip benden de alabilirsiniz. Yani tabii internette bitmişse yani. Ama zaten vardır büyük ihtimalle. Evet, kitabın en sonlarında birazcık bir 10 sayfalık boş alan da var. Hani birazcık not falan almak istersiniz. Ondan dolayı biraz boş bıraktık oraları. Zaten belli bir seviye kadar da sözlük kullanmayacağız arkadaşlar. İnşallah. Çünkü kelimeleri de ben bazen vermiş olacağım anlamlarını. Bu şekilde elimizden gelince puanlamaları işte ben sizi takip edeceğim. Mesela bazı yerleri ezber isteyeceğim. Yani bazı yerleri kronometre eşliğinde telaffuz etmenizi isteyeceğim. Bunun gibi bol uygulamalar var arkadaşlar. Onun dışında zaten kursun en sonunda bir de sınav olacak. Kelime sınavları birazcık şimdi online olduğu için pek fazla belki bugün uygulayamayabiliriz ama kelime sınavları hazır. Normalde 8 tane kelime sınavı hazırladım. Bunları özellikle isteyenler olursa onlara da paylaşırız. İnşallah kelime sınavları da yaparız. Amacımız arkadaşlar yöntemimiz şu. Okuma ve yazmayı hem iyi öğrenmek hem hızlı yapmak. Yani okumayı hızlı okuyabilmek, hızlı yazabilmek, böyle bir seviyeye ulaşmak. Bundan sonra sözlükten kelime bulabilecek seviyeye gelmek hızlıca. Onun dışında metin çevirip analiz edebilecek bir seviyeye gelmek. Yani metini çevirdik. Ondan sonra mesela hangi kelimeler, mesela hangi köktendir, hangi fiildendir bu tarz analiz edebilecek bir seviyeye gelmek. Bunun dışında bol bol metin, bol bol kelime ezberlemek, kelime dağarcığımızı arttırmak ve ondan sonra hem kelime bazlı hem de tamlama ve cümle bazlı böyle olaydan zora doğru, işte basitten karmaşaya doğru bir yöntemle konuşmaya çalışmak. Çünkü konuşmaya çalışmak hem dil bilgisini çok iyi pekiştiren hem kelime dağarcığını arttıran çok güzel bir yöntem. Bu şekilde arkadaşlar yöntem ve hedeflerimiz inşallah. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar ders hakkında. Bu sorulara hızlıca bir bakalım. Ben slide açıyorum arkadaşlar. Böyle kitapla tamamen entegre edilmiş şekilde slaytlar hazırladım. Yıllarca diyeyim o kadar söyleyeyim. Bayağı çünkü detaylı slaytlar. Mesela burada işleyeceğimiz konunun neyle ilgili olduğunu mesela göstereceğiz. Mesela şimdi Elif Lam taksini işleyeceğiz. Harfi tarif. Bu isimle ilgili bir konu böyle. Ne işlediğimizi de göreceğiz yani. Evet, mesela Elif Lam nedir arkadaşlar? Bir kelimeyi belirli kılmak için Elif Lam kelimenin başına bitiştirilerek yazılır falan. Şemsi ve kameri diye ikiye ayrılır. Şemsi harfle başlayan isimlerde lam okunmaz ve kelime ilk harfi şeddelenir. Kamerlerde lam cezimlenir gibi. Mesela bakıyoruz ilk kelimemiz Şemsun. İlk harfimiz nedir arkadaşlar? Ş harfidir. Şemsi olduğu için ne yapıyoruz? Elif lam eklediğimizde lamı okumayıp ilk harfimizi şeddeliyoruz. Ve her zaman elif lam alan kelimenin sonu tek harekeyle biter. Neden? Çünkü bir kelime teminle bitmişse demek ki o artık yani o belirsizdir. Elif lam aldığında da temin tek harekete döner. Böylece belirli de olmuş olur yani. Kamerun kelimesine bakıyoruz. Buradaki ilk harfimiz nedir arkadaşlar? Kaf harfi. Kaf harfi hangi grupta? Kameri harflerden değil mi arkadaşlar? Şurada. Evet. Kameri de ne yapıyorduk mesela? Elif lamı eklediğimizde lamı cezimleyerek okuyorduk ve yine kelimenin sonu her zaman tek harekeyle bitiyordu. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Mesela bu başlangıç seviyesi bir konu. Geriye çıkalım başka bir konuya girelim. Ne olsun? Evet. Mesela tekillikli çoğul isimler. Bunu bakalım.
Evet, tekil, ikili, çoğul isimler. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Arapçada ikil diye bir şey var. Gerçi bilmiyor da olabilirsiniz. Biz Arapça bir kelime arkadaşlar iki sayısını, iki rakamını eklemeden de iki anlamı verebiliyoruz. Yani ikili olduğundan dolayı Arapçada çoğul en az üç sayıdan oluşur. Evet, bu manada tekil, ikili, çoğul diye isimleri üçe ayırıyoruz. Evet, tekil isimler zaten ikili ve çoğul eklerini almamış olan kelimeler genel olarak tekil sayılıyorlar. Onun dışında bir kelimeyi mesela nasıl iki yaparız? İkil. Sondaki tenvini veya harekeleri atıp her zaman fethaya üstüne çeviririz. Sonra eni veya eyni ekleriz. Bu kelime mesela böylece ikil olmuş olur. Yani mesela mühendisliğe bakın sonunu her zaman fethaya çevireceğiz. Ve sonra eni veya eyni ekleyeceğiz. Ne olur? Mühendis bun, mühendis Seyni ne olur? Mühendishane olur arkadaşlar. Bu şekilde kelimeleri ikili yapıyoruz. Geçin biraz hızlı geçelim. Buraları. İşte çoğul nasıl yapılır Arapçada biliyor musunuz? İki şekilde. Bir, kelimenin sonuna şu gördüğünüz ekleri ekleriz. Vavunun, yeğenun, ehte. Bunları düzenli çoğul diyoruz arkadaşlar. Cem-i Salim diyoruz. Mesela erkekler için iki tane vardır. Une ve iğne. Kadınlarda et diye bir ek var. Bir de düzensiz çoğullar. Düzensiz çoğulları da kelimenin üç harfli genellikle üç harfli kökünü bulup onu kalıplara yerleştiririz. Buradaki kırmızı harf ve hareketler genelde bu kalıp olmuş oluyor arkadaşlar. Sabit de oluyor. Siyah renktekiler değişebilir. Evet, bu şekilde geçiyoruz. Ha, mesela düzensiz çoğullara birkaç örnek verelim mesela. Evet. Kitap kutup oluyor dedik. Mesela Rasul kelimesinin üç harfli kökü nedir arkadaşlar? Bakın vav'a atıyoruz. Elif vav'ye mesela genelde kök olmuyor. Eğer dört harfli ise bir kelime demek ki üç harf olması lazım asıl köklerin, asıl harflerin. Vav kök olmuyor burada. Burası üç harf kalıyor arkadaşlar. Bunları kırmızıları ekliyoruz. Ne oluyor? Rusul. Böylece çoğul olmuş oluyor. Yani Resuller oluyor bu kalıpta. Mesela Medine kelimesinde bakın Y ve T kök değil mesela. Medene üç harf. Ne oluyor? Bunları kırmızıları ekliyoruz. Mudun oluyor. Bunun gibi arkadaşlar başka kalıplar. Mesela efal kalıbı. Ne yapıyor? Burada T de kök değil. Bu alaka kırmızıları ekle. Ne oldu? Evrak. Mesela Türkçe'de kullanılıyor değil mi? Kağıtlar. Mesela başka bir kalıp. Racul. Fial de mesela. Bu da düzensiz çoğul kalıbı. Ne olur? Rical olur arkadaşlar. Diyoruz, geçiyor. Tabii bir de bunun kitabın önünüzde olduğunu ve onları çözerek, yazarak ilerlediğini düşünün. Çok daha verimli olacak inşallah. Evet, mesela ne var başka? Ne işleyelim? Şöyle. Ben mesela çeviriyle ilgili bir slide açalım. Evet, üstad kaç dakika oldu bu arada? Çok şey olmadı değil mi? Hayır hocam. Evet, daha 22 dakika. Güzel. Mesela burada bir Türkçeden Arapça çeviri yapacağız bazen. Evet, ebilmek, yapabilmek mümkün mü, olabilir mi? Şimdi bunlar kabiliyet ve olasılık rica olarak mesela ayırdık. Burada mesela bu gördüğünüz kitaptaki bir sayfa zaten arkadaşlar. Burada mesela mümkün mü, olabilir mi anlamında şu fiili kullanıyor. Mesela yumkinu artı kişiye göre kime mesela söylüyorsak yani rica ediyorsak ona göre mesela çekimleyeceğiz veya bazı fiillerin başına bazı edatlar gelir ve bunların sonlarında harf hareket değişimi olur. Bunlar mesela kitapta bu şekilde verilmiş olacak. Oraya bakarak ilerleyeceğiz. Yani ben sizden hep bilgi istemeyeceğim. Hep bilgiyi aslında vermiş olacağım. Oradan sizden o bilgiyi yorumlamanızı veya işte o bilgiyi beğeninizi işlemenizi inşallah yardımcı olmaya çalışacağım. Mesela hızlı yazabilirim. Bu bir yetenek mi? Rica mı? Nedir bu? Mesela soralım. Katılabilirsiniz arkadaşlar. Normalde ben hep zaten interaktif isteyeceğim. Evet. Nedir? Hızlı yazabilirim. Bu bir yetenek mi arkadaşlar? Bu bir rica mı? Olasılık mı? Nedir bu? Birisi cevap versin ya. Yetenek Rahat olun hocam, yetenek. arkadaşlar. Demeyin hızlı yazabilirim. Burada ne yapacağız? Mesela diyelim ki şunu seçmek zorundayız. İşte daha iyi istatyor mesela kullanırız. Ve bunu iki şekilde yapabiliriz. Bir, evet, fiilin başına bir en dediğimiz mekmak
Mac ekleyerek de yapabiliriz veya master için kullanarak da yapabiliriz. Mesela biz burada diyeceğiz ki istata artı müzari fiilin başını en getirerek yapalım diyeceğiz. Evet, nokta nokta. Yani şimdi kim yazabilir burada? Yani hızlı yazabilirim derken burada yazabilecek olan kimdir? Benim değil mi? Ben hızlı yazabilirim. Burada mesela tabloda hemen seçeceğiz. Ben nerede? Şurada. Ne oluyormuş? Estetiği demek yapabilirim. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Yazmak kelimesini kullanacağız. Mesela yazmak nedir Arapçada? Ketebe yektubu. En her zaman muzari fiil mesela başına gelir. Muzari dediğimiz şimdiki veya geniş zaman olan bir fiil. Burada ben yazıyorum bulacağız. Mesela ektubu. İşte en olursa en ektube oluyor arkadaşlar. Sonunda bir hareket değiştiriyoruz. Çünkü artık burada ben yazıyorum değil, ben yazabilirim diye çevirmemiz lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Buyurun. Biz hangi kitaptan işleyeceğiz hani başlarsanız? KİDEF Arapça. Benim kendi ders notlarımdan oluşan bir kitap. İnşallah oradan işleriz açılırsa. KİDEF Arapça. O internette mi sipariş vereceğiz? Evet, internetten sipariş edebilirsiniz. Biraz Kurs. daha Hocam ben de ileriki, bir şey evet sorabilir buyurun. miyim? Tabii. Kurs boyunca bu kitabınızı nereye kadar işlemiş olacağız? Nereye kadar bitirmiş olacağız? Şimdi her haftada bir gün yaparsak %60'ını herhalde işleriz. İki kurs olarak yaparız. Ama eğer haftada 2 gün verilirse 4 saat olarak o zaman da bitiririz yani. 3 ay sürüyor zaten şeyler, kurslar. O şekilde yani inşallah. Evet, başka Tamam hocam. sorular var mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, mesela çoğul isimlerin merfu, mansup ve mecrur halleri bu. Kelimenin çoğul isimlerin cümledeki konumu ile ilgili bir konu arkadaşlar. Evet, mesela burada hemen bir hatırlatma yapıyoruz. İsimlerle ilgili bir konuşacağız. Daha önceden mesela bu konuları işlemişiz. Evet. Ne demiştik? Çoğullar ikiye ayrılır arkadaşlar, değil mi? Az önce bak zaten açmıştım bu konuyu. Düzenli çoğullar, düzensiz çoğullar, düzensiz çoğullar kalıplara yerleştiriyordu falan. Bu şekilde arkadaşlar kelime sonundaki hareke bir dakika. Arapçada isimlerin cümledeki konumu arkadaşlar 2 şekilde ayırt edilir. Bir, kelime sonundaki hareke değişir. Mesela tekil isimlerde bu böyledir. Özellikle elif lam başta olursa sonra tek harekeli biter. Elif lam olmazsa sonra teminle biter. Evet, bu şekilde 6 tane farklı kullanımı var mesela. Merfu özne olması daha çok. İşte mansup nesne zaman veya mekan olması, zamanla veya mekanla ilgili olması. Mecrur da mesela birisinden önce ek varsa mecrur olur, i veya in olur veya bir isim önceki isimle arasında bir aitlik varsa mesela mecrur oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yani bunların hareketi değişir tekil isimlerde genel olarak. Düzenli dişil çoğullar, sonra mesela et alarak çoğul olan isimler. Bunlar da mesela mansupları arkadaşlar üstün almaz. Mecrurları hem mansup olur yani esreyle olanları esra veya Arapçada öyle diyoruz. Bu şekilde mesela veya bunların sonlarındaki hareket değişir cümledeki konumundan dolayı. Düzensiz çoğullarda da aynı şekilde arkadaşlar. Elif aldıklarında işte tek hareket almadıklarında temin ederler. Bunlar da cümledeki konumlarından dolayı 6 farklı şekilde gelebilir. Veya mesela sonunda harf değişen kelime çeşitlerimiz nedir? Bir, ikiller, tesniye veya müsenna diyoruz. Mesela en olursa merfu oluyor yani özne konumunda. En olursa mansup ve mecrur yani zaman, mekan, nesne, aitlik belirten kelimelerdir. Bu kelime ikiller şöyle olur. Düzenli erkek çoğullarda erillerin yani erkeklerin çoğullarında arkadaşlar. Une veya ine ile çoğul olur. Mesela muallimune, muallimine gibi. İşte muallimune olursa demek ki o öznedir. Yani ya tanımlanıyordur ya da bir eylemi gerçekleştiriyordur. Veya ine olursa mesela ya nesnedir işte o kelime. Ya da öncekiyle arasında bir aitlik vardır. Ya da öncesinde bir ek vardır bu ismin. Falan bu şekilde arkadaşlar. Yani az önce dedik ya biz çoğulları bir düzenli bir düzensiz çoğul diye ayırıyoruz. Aslında burada 3 kısım var değil mi? Erkeklerin düzenlileri, kadınların düzenli çoğulları. Bir de erkek veya kadın fark etmeksizin düzensiz yani kalıplara giren çoğullar. Mesela bu şekilde sonlarında hareke değişenler hangileridir? Bir, kadınların düzenli çoğulları. Mesela bunlar et alarak çoğul oluyor ama sonlarındaki hareketin değişmesiyle de kelimenin cümledeki konumunu anlayabiliyoruz veya
Kitap bu kutup oluyor, düzensiz çoğul. Düzensiz çoğullar da genellikle sonlarındaki hareket değişimlerinden bize cümledeki konum hakkında bilgi veriyordu. Bu manada arkadaşlar sonlarında harf değişen kelimeler hangileri kaldı çoğullardan? Erkeklerin düzenli çoğulları, cemi salimleri diyoruz. Bunlar da elifle mesela bunları etkilemez. İşte sonlarındaki vavunun yeğenunu etkilemez elif lam takısı. Sadece cümledeki konumu ya vavla bitmesine ya da ye ile bitmesine neden olur arkadaşlar. Evet, bu şekilde işte sonra cümleler arkadaşlar anlatacağım. Öyle devam edecek. Kaç dakika var? Şöyle bir bakayım. Biraz daha anlatayım. Başka bir konuya da bakayım. Evet, mesela ne olsun? Ha, şu olabilir. Mesela arkadaşlar biliyorsunuz Arapça nasıl bir dildir arkadaşlar? Hareketsiz yazılan bir dildir değil mi? Genel olarak biz tabii ilk başta harekeli öğreteceğiz ama bir dakika, ne oldu? Yani biliyorsun normalde gazetede veya televizyonda falan Arapça normalde hareketsiz verilir. Ama Araplar harekeli okuyabilir. Tabii biz de inşallah bunu nasıl okuyabiliriz diye bazı çalışmalar yaptık. Mesela kelimeler Arapçada arkadaşlar işte elif, şedde, hemze, in, i ve t, işte t ve şedde, t ve elif gibi bazı harfler alarak türeyebilirler. İşte biz bunlardan bazı hareketsiz kelimeler vereceğiz ve bunları nasıl harekeli onların üzerinde böyle güzel slaytlarla inşallah çözmeye çalışacağız. Mesela buradaki y'den biz anlayacağız ki bu kelime şimdiki zaman veya geniş zaman olan muzari bir fiildir. Sonra aldığı işte harf sayısına aldığı türetme harflerine göre onları analiz etmeye çalışacağız arkadaşlar. Mesela şu şekilde. Evet, hızlıca geçeyim. Şöyle bir slayta baksanız zaten az çok neyden bahsettiğini anlarsınız. Bak, burada T var. T olan fiiller şurada var işte, şurada var falan. Buradan böyle böyle hareketsiz Arapçayı nasıl harekeleyebiliriz? İnşallah ona yönelik bazı güzel böyle slaytlar da hazırladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bol bol mesela şey var. Konu bağlantıları var. Bunları biz ne yapacağız? Böyle basit görsellerle onları hızlıca inşallah bağlayarak yani anlamayı ve kavramayı özellikle bu derste derinleşmeyi hızlandırmaya çalışacağız inşallah. Yani yine o kadar güzel bir şey olacak ki sizden. Yani bu kitabı bitirdikten sonra tabii. Yani kelimenin kökleri nasıl oluyor? Nasıl türemiş? Hangi köktür? Kısaca inşallah hızlıca daha doğrusu bu konuları iyice kavrayacağınızı düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'i okurken anlamanız için çok kritik bu. Yani Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaktan kastım tabii ki hani derin bir anlama değil. Okuduğunuz yerin neyle ilgili olduğunu hani merak edeceğiniz kadar inşallah anlayabileceğiniz bir seviye geleceğini düşünüyorum. Bir de tabii Kur'an-ı Kerim anlamak isteyen kişi ne yapar arkadaşlar? Biliyorsunuz yani Kur'an-ı Kerim 1400 yıl önce indirilmiş bir kitap ve şu anki Kur'an-ı Kerim dili tamamen Arap ülkelerinde şey konuşulmuyor yani. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak istiyorsanız birazcık daha şey yapmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'le hemhal olup Arapçası üzerinde mesela kökleri nedir? Normal akademik Arapça ile Kur'an-ı Kerim'in birazcık bazı yerde daha farklı kullanılan işte cümle yapıları ve benzeri yapılar olabilir. Bunları siz de birazcık kendiniz de zaman verip zaten inşallah çok ilerleyebilirsiniz. Yani genel olarak Kur'an-ı Kerim okurken hangi konulardan bahsettiğini işte genel olarak yani daha şey bağlı konuları bağlamak için böyle şey yapabilirsiniz. Ama bu benim şu anlık pek yok yani. Sadece bir iki sure hazırlamıştım ama onu çok ilerletemedim. Çünkü çok fazla not hazırlamam gerekiyor. Yetişemiyorum ve ben not hazırlarken onların slaytlarıyla da çok uğraşıyorum. Yani bir slaytı bazen bir ayda bitiriyorum. Bazen 15 günde yani basit slaytlar yapmıyorum açıkçası. Ben daha çok hani bilgi değil de öğrencinin kavrayacağı şekilde hazırladığım için çok fazla hani zaman harcıyorum. Bu nedenle her istediğimi maalesef yetiştiremiyorum. Şimdilik öyle bir çalışmam yok ama çok yardımcı olacağını düşünüyorum bu kurum. Kitabın tamamını bitirdik buradaki konuların. Hangi seviyeye gelebiliriz? Yani Arapçanın en azından temel düzeyini, dil bilgisini halletmiş olup da bir sonraki Tabii aşamaya ki. geçecek kadar olur mu? Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Benim kitabım açıkçası diğerse de A1, A2 falan var ya. Öyle bir şey değil bu kitap. Bu kitabı bir öğrencinin özgür olacağı bir seviye getirmeye çalışıyorum. Yani
kelimelerin köklerini analiz edip mesela hem anlamına yönelik hem kelime çeşidini anlama, buna benzer kelimeyi analiz edebilecek bir seviyeye getirmek. Ondan sonra yani özgür olacak öğrenci. Mesela siz bu kurstan sonra ne öğrenmek istiyorsanız kendiniz bile bir şekilde araştırarak onları öğrenebileceğiniz seviyeye getirmeye çalışıyorum ben size. Anlatabiliyorum değil mi yani ne demek istediğimi? Anladım hocam. Zaten hazırladığınız kaynaklar çok güzel. Yani çok emek Evet, harcanmış. teşekkürler. Emeğinize Evet. sağlık. Ya benim amacım şu, konuları çok iyi kavramak. Çünkü yani başka kitaplar olur, mesela çok bilgi merkezlidir. Çok Evet. bilgi görürsünüz ama hani kafada çok bir şey kalmaz. Benimki öyle değil. Benimki tamamen öğrencide çok iyi bir derinlik kazanmak için ben çabalıyorum. Yani Anladım 20, hocam. ben mesela 30 konuyu 200 sayfaya da kitap yapabilirsiniz ama ben mesela diyelim ki 10 konuyla kitap yaptım. Öyle söyleyeyim size. Ve konu anlatımı bol bol uygulama. Metinlerde bir sürü konuyu tekrar etmeye, onlar arasında bağlantı kurmak falan. Genel olarak bu yani. Yani çok sağlam bir temelinizin olacağını ben biliyorum. Çünkü defalarca bu kursları açtık, yaptık. Yani hatta slaytlar açısından da çok da iddialı olduğumu düşünüyorum. Çünkü Evet. çok emek verdim yani. Emek verdiğim için biliyorum ve deneyip başarılı olduğumuzu gördüğüm için bunlardan eminim yani. Teşekkürler hocam. Rica ederim.